kuş gribinin bir alt türü olan virüsü, bir virüs nedeniyle ilk ölümcül vakanın yaşandığını doğruladı. Yine başka bir pandemi mi geliyor? Endişelenmeli miyiz? Konuyu enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Önemli bir konuyu gündeme taşıdınız. Evet, yeni pandemi mi geliyor? Yine kapanacak mıyız evlere? Şimdi henüz bilmiyoruz. Çünkü normalde kuş gribi tavuklarda ve kümes hayvanlarında hastalık yapan, yeni olmayan bir virüs alt tipi olarak baktığımız zaman H5N2. Daha önce dünya bu kuş gribini H5N1 olarak yaşadı. O zaman çok ciddi bir sorun yaratmadı. Sadece Uzak Doğu'da, Japonya'da ve Çin'de bazı vakalar olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar da o tanımlandığı 2000'li yılların başında 2023'e kadar 460 kişinin öldüğünü görüyoruz. Ama H5N2'nin enteresan tarafı, ilk defa bir insanı infekte etti ve bir kişinin ölümüne yol açtı ki Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 12 saat önce bu bilgiyi paylaştı. Şunu tahmin edemiyoruz henüz. Dünya Sağlık Örgütü de tahmin edemiyor. Acaba bu sadece sporadik olarak orada kalacak mı? Yoksa yayılacak mı? Bu henüz bilinmiyor. Çünkü bakıldığı zaman bu kişinin Meksika'da yaşadığı yeri çok yakınında, yakın zamanda kuşlarda ciddi bir kuş gribi salgını oldu, tavuklarda ve ciddi ölümlere yol açtığı raporlandı. Acaba oradan bulaştı mı diye bakıldığında bu kişinin bu çiftlikle ya da tavuklarla herhangi bir ilişkisi olmadığı anlaşılıyor. Ama altta başka hastalıkları olan 56 yaşında bir kişi, bir erkek ve çok sağlıklı olmayan birisi. Şikayetleri başladıktan bir hafta sonra hastaneye başvuruyor ve başvurduğu günde yaşamını yitiriyor. Hastadan alınan örneklerde, ilk yapılan tetkiklerde influenza, yani grip tanısı konuyor ama tipi belirlenemiyor. Daha sonra Meksika sağlık kuruluşlarına gittiği zaman burada yapılan analizlerde bunun H5N2 olduğu raporlanıyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgilendirme yapıldıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü de bunun hakikaten H5N2 olduğunu doğruluyor. Ve bu şekilde de daha 24 saat bile olmadı vaka dünyada İlk H5N2 vakası olarak ve yaşamını yitiren ilk vaka olarak anons edildi. Tabii alert hale geçti Dünya Sağlık Örgütü'de doğal olarak. Dünya çünkü yeni bir salgından henüz tam kurtulamadı. Vakalar azaldı ama hala COVID-19'la uğraşıyoruz. Yeni bir salgın acaba olacak mı? Gelecek günleri biraz endişeyle izlemek lazım. Tabii sadece endişeyle izlemek olmaz. Aynı zamanda tedbirleri almak lazım. Şimdi henüz Meksika dışında ya da Meksika'da da bu kişinin yaşadığı yer dışında hiç kimse de yok. Hatta bu kişinin temas halinde olduğu kişilere ve hastanede temas ettiği kişilere, yani hem yaşam alanında hem de hastanede temas ettiği kişilerde yapılan tetkiklerde hiç kimse de H5N2 olmadığı görüldü. Burada önemli nokta şu: bu kişiden İnsana geçmesi bir kuş gribinin kanatlılardan bir memeliye geçmesi anlamına geliyor. Ve acaba bundan sonra insandan insana bulaşacak mı? Bu çok beklenen bir şey değil. Kuşlardan insanlara geçebilir, kanatlılardan. Kuş dediğimize bakmayınız, bu gruba bir sürü kanatlı girmekte. Ama acaba insandan insana yayılmakta mı? Bununla ilgili literatüre baktığımızda da 2014 yılında yayınlanmış güzel bir çalışma var. Hatta bu çalışma şunu söylüyor: acaba kuş gribi, H5N2'den bahsediyorum, İnsanlara bulaşır mı yoksa bu bir hayal mi diye. 10 sene sonra bunun hayal olmadığını gördük. O yazıda çok güzel şeylerden bahsedilmekte ve denilmekte ki bu yeni bir şey değil. Aslında daha önceki yıllarda bu kanatlılardan domuza bulaştığı gösterildi. Yani bir memeliye bulaştı. Ama orada kaldı, ondan sonra bu yayılmadı. Fakat şimdi durum biraz farklı. İnsandan insana yayılımı olup olmadığını da zaman gösterecek. Yaklaşık olarak bu vakaya tanı konulalı
bir buçuk aya yakın bir zaman. Yani semptomların başlaması, yaşamını yitirmesi. Bu süre içerisinde henüz bir bildirim yok. Yani bu kişinin çevresi tabii ki karantina altına alınıyor. Henüz H5N2'ye bağlı kuş gribinden yeni bir vaka bildirimi yok. Bu da ümit verici ama çok dikkatli ve temkinli olmalıyız. Önümüzdeki günlerde neler olacağı daha net olarak ortaya konacaktır. Peki. Bu arada sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün ya da Meksika'nın değil, dünyadaki tüm ülkelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı araştırma laboratuvarlarının bu testlere de hazırlıklı olması lazım. Çünkü eğer uygun testiniz yoksa tanı koymak da oldukça zor olacak. Anladım. Peki Profesör Doktor İftihar Köksal, çok çok teşekkürler.